İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van kedisi Su, uluslararası yarışmada bütün ödülleri topladı. Artak Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Flaman parlamentosu üyeleriyle bir araya geldi. Robert Menendez, ABD senatosuna Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma çağrısında bulundu. Türkiye, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Yerevan'da soykırımla ilgili açıklamasından rahatsız oldu. Suriye ordusu, Kürt militanların Manbij bölgesini terk etmesinden sonra pozisyonunu güçlendiriyor. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde devriyede. Christians Müzayede evi Ayvazovski'nin İskiyan'ın gün batımı resmini açık artırmaya sunacak. Batı Ermenistan'ın Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerden Su, Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'nda tüm kategorilerde birinci oldu. Böylece katıldığı kediler arasında şampiyonların şampiyonu oldu. Jürinin temel kriterleri tüy kalitesi, kafa ve kuyruk yapısıydı. İstanbul Uluslararası Mutlu Kediler Güzellik Yarışması'na dünyadan birçok kedi ırkı da katıldı. Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'na yaklaşık 15 ülkeden 200'e yakın kedi katıldı. Van kedilerimizin dünyanın en güzeli olduğunu zaten biliyorduk. Van kedisinin uluslararası anlamda tescillenmiş olması bizim için çok değerli oldu. Şimdi bizim kedilerin uluslararası bir kaydı var. Bundan sonra ülkemizin sembolü olan bu hayvanların secerelerini orada da tutmaya devam edeceğiz. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Belçika'nın Flaman Parlamentosu'nun bir grup üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda siyasi, hümaniter, bilimsel eğitim, kültürel ve bir takım diğer alanlarda ikili ilişkilerle ilgili konular ele alındı. Devlet Başkanı, Artsakh Cumhuriyeti'nin Belçika'nın Flaman topluluğu ve yapıları ile ilişkilerinin dinamik olarak geliştiğini ve gelecekte daha da güçlenip genişletileceğine olan umudunu belirten memnuniyetini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun Uluslararası İlişkiler Komitesi üyesi Robert Menendez, Senato'da yaptığı konuşmasında Türkiye'nin Suriye Kürtlerine yönelik saldırılarını ve bölgede kabul edilemez davranışlarını eleştirdi. Robert Menendez, Temsilciler Meclisi örneğini izleyerek Senato'nun Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıyan bir karar alması gerektiğini belirtti. Menendez, Erdoğan'ın koruma görevlilerinin Washington'daki barışçıl göstericilere saldırdığını hatırlattı ve Temsilciler Meclisi'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırım kararını kabul etmesinin ardından Türkiye'nin Senato'da böyle bir kararın alınmasını engellemek için çok çaba sarf edeceğini belirtti. Ona göre Ankara, kararın oylanmaya sunulması durumunda kabul edileceğini biliyor. Senatör, Senato'nun Türk baskısına boyun eğmemesi ve Ermenilere karşı uygulanan soykırımı hemen tanıması gerektiğini vurguladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan Cumhuriyeti'nin ziyareti sırasında Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos'un Ermenilere karşı uygulanan soykırım hakkındaki açıklamasına yanıt verdi. Aksoy, Yunanistan'ın Türkiye'ye düşman olanların saflarında kaldığını ve ülkemize karşı ifade edilen görüş ve tutumları desteklediğini görüyoruz, dedi. Aksoy, sözde Rumlar tarafından Türklere ve diğer Osmanlı vatandaşlara karşı işlenen zulümler konusundaki bazı temelsiz iddialara değinerek, Atina'nın günümüzde de Yunanistan'da yaşayan Türk azınlığa baskı yaptığını belirtti. Soykırım konusuna atıfta bulunan Türk yetkili şunları söyledi. Türkiye'nin 1915 olaylarındaki pozisyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Nisan 2014 tarihindeki başbakanlık sırasında yaptığı açıklamada yansıtıldı. Başka bir açıklamaya gerek yok. Resmi bir ziyaret çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti'nde bulunan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopios Pavlopoulos, Türkiye'ye Ermenistan Cumhuriyeti'nden bir mesaj gönderdi. Yunanistan Cumhurbaşkanı, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile ortak bir basın açıklamasında Ermenilere karşı uygulanan soykırıma ve Pontus Rumlarına karşı uygulanan soykırıma değinerek Türkiye'nin kendi tarihiyle uzlaşıp cevap vermesi gerektiğini belirtti. Federal Haber Ajansı FAN'ın özel muhabiri tarafından yapılan açıklamaya göre Suriye Hükümet Ordusu, Manbij bölgesi ile Halep şehrinin kuzeydoğusunda konumlarını güçlendirmeye devam ediyor. Bu, Suriye hükümeti ile
aşırı Kürt yanları arasında yapılan anlaşmanın yanı sıra sınırda askeri personelin konuşlandırılması konusunda Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki anlaşma çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Suriye Hükümet Ordusu birimleri eski üslerini ve Türk ordusu ile temas noktalarını güçlendirdi. Ani saldırıları engellemek için yeni füze sistemleri ve ağır ekipmanlar konuşlandırıldı. Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri pilotu Dimitr Ivanov'un yaptığı açıklamaya göre Suriye'nin kuzey şehirleri Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri tarafından kontrol edilecek. Ivanov, "Biz Suriye Arap Cumhuriyeti'nin kuzey şehirlerinde hava devriyesinde bulunuyoruz," dedi. Ivanov, devriyelerin 50-60 metre yükseklikte helikopter ekipleri tarafından birkaç yönde gerçekleştirildiğini ifade etti. Pilot, bölgedeki güvenliği sağlamak ve askeri polis ekiplerine eşlik etmek üzere hava devriyesinin oluşturulduğunu ekledi. Londra'daki Christie's Müzayede Evi, Rus sanatının şaheserleri adı altında ünlü ressamların eserlerini satacak. Interfax'a atıfta bulunan Armen Press, Londra'daki müzayedenin baş eserlerinin 8-10 Kasım günleri arasında Moskova'da sergileneceğini bildirdi. Bunların arasında 1873 yılında Ermeni deniz ressamı Hovhannes Ayvazovski'nin çizdiği İskiya'nın Gün Batımı adlı resim de yer almaktadır. Ayvazovski'nin resminin 300-500 bin pound değerinde olduğu tahmin ediliyor. 25 Kasım'daki müzayedede en pahalı lot 2 ile 3 milyon sterlin arasında değerlendirilen Nikolay Feşin'e ait Manikür Yapan Kadın adlı resim olacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin adlı folk topluluğu tarafından seslendirilen Zayn Mıhın Çet adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.